Merhaba sevgili takipçilerim, kankalarım. Yepyeni videoma hoş geldiniz. Daha doğrusu haber bülteninin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım. Evet, 5. bölümümüzdeyiz. Evet hemşerim, 05 plakasının neresi olduğunu bilirseniz eğer ki aşağı yorumlarda ve videonun sonuna kadar izleyip abone olup bildirimleri açıp kanalımda yeniyseniz onun hesabına abone olabilirim, öyle diyeyim size. Olmadıysam, olduysam da like atarım son videona, öyle diyeyim, tamam mı? Hadi başlayalım o zaman haberlerimize, gümbür gümbür, tamam mı? Ya biz seni haberlerimle geldim çünkü bu haberlerin devam etmesini istiyorsanız sen de gel haberdar ol o zaman. Kapıda durma, ceryan yapıyor. Yani abone ol, bildirimleri aç. Vaftın, sen de gel bu tüyme takıma katıl. Ateş ve barut yan yana gitmez diyorlar ama demek ki görüyorsunuz nasıl da gidiyor yani ateş ve barut yazıyor. Şurası kopmuş ama neyse işte. Her neyse, konuyu değiştirme. Şu saçlarıma da bir düzen çekseymiş. Her neyse, konuyu değiştirmeyelim. Artık haberlerim var demiş olduğum gibi. Sen de gel haberdar ol sözümüz. Peki mi? Ne mi yapacağız? Haberlerimizi... Bak ya, hala ne diyorum ya. Geçelim o zaman haberlerimize. Evet. Geçenlerde rüyamda kar görmüştüm. Uludağ'a gitmiştim, ne güzel. Böyle kar erimişti yalnız Uludağ'da. Yani erimiş gibiydi falan. Neyse işte. Bir baktım. Meksika'ya dolu yağmış, kar yağmış, göreceksiniz. Haberlerde yani. Haberden gördüm zaten. Neyse. İşte. Onları göstereceğim sizlere. Bir de Rize'ye yağmış, Kaçkar Dağı'na yağmış. Rize'nin 10 santimetrelik kar yağmış. Haberlerimizi göstereceğiz. Bu arada kar nasıl oluşur diyecek olursak, yaz ayında Haziran ayının son çıkış noktasında Rize'ye, Kaçkar Dağı'na ve özellikle de Meksika'ya abi görmeniz gereken var ya, bayağı bir kar yağmış, dolu yağmış. Böyle neredeyse bir metrelik kar mı varmış, öyle bir şeymiş yani, arabalar içine gömülmüş ta. Göreceğiniz yani, anlatmaya gerek yok diyeceğim, şehir muazzam olmuş yani. Neyse, hayırlısı olur inşallah abi. Haziran ayında yağmış. Hatta bir iki gün önceydi Haziran ayının tam çıkış noktasında. 30 Haziran mı 29 Haziran mı neyse işte o aralarda. Çok uzattım ya, hadi haberimizi okuyalım. Bu arada kar nasıl oluşur diyecek olursak, kar soğuk havayla birlikte birleşip de oluşan bir şey olduğu için, yani soğuk havadan dolayı da bir an son havanın etkisinden de olmuş olabilir. Neyse, her şerde vardır bir hayır, bunda da vardır inşallah, yani kesin olur, her şerde bir hayır vardır. Evet, neyse, haberimize geçelim, okuyalım haberimizi. Çok uzattık çünkü, uzatma ya, geç. Haydi bakalım, gelsin ya biz seni. Bu arada spor haberlerimiz falan da var. O yüzden haberlerimizi sonuna kadar dinliyoruz. Bakın mutlaka 3 dakikasını açıklamaya ayırdım. Sizler için çok uzattım. Neyse, geçelim artık. Meksika'da dolu fırtınası. Bir şehir buza gömüldü. İnanılmaz görüntüler. Meksika'da yaz günü bir şehir buza gömüldü. Meksika'nın Guadalajara kentinde yağan dolu sonrası inanılmaz görüntüler oluştu. Evler, çatıları zarar görürken birçok araba da buzların altında kaldı. İşte o inanılmaz görüntüler. Gelsin efendim. Bir şehir buza gömüldü. Meksika'da yağan dolu sonrası bir şehir buza gömüldü. Meksika'da Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası kentin 6 mahallesini kalın bir buz tabakasıyla örttü. İnşallah hayırlısı olur. Kalınlığı yer bir küçük metreyi buldu. Bazı araçlar buzun altına gömüldü. Evlerin çatıları zarar. 5 milyon nüfuslu kentte sivil savunma ekipleri buz tabakasını kaldırmaya çalışıyor. Yetkililer 200 kadar evin zarar gördüğünü ve onlarca arabanın sürüklendiğini açıkladı. İller su baskınları konusunda uyarı yaptı. Şiddetli dolu fırtınası maddi zarara neden olsa da fırtınada yaralan olmadığı belirtildi. Çok şükür. Hava sıcaklığının yaklaşık 20 derece olduğu kentin buzla örtülmesi alışılmadık görüntülerle neden? Kentte daha önce de o dolu fırtınalı olmuştu. Ancak bu kadar şiddetlisi çok ender yaşanıyor. Valiugaroke Alforo AFP'ye yaptığı açıklamada inanılmaz bir oldu. Ama kendimize iklim değişikliği gerçek mi diye soruyoruz. Bunlar daha önce eşi benzer görünmemiş doğa olayları dedi. Bakayım, yes my friendo, yaz ayında kar tadı ha.
Oynayın kar topu savaşlarını, oynayın. Bir bakımdan da baktığımız zaman yaz ayında acı bir durum, olay hayırlısı olur yani. Şuraya bakar mısınız efendim ya? Tırlara bak, kar altında kalmışlar. Her şerde bir hayır vardır, vardır bunda da bir hayır, görmüş olduğunuz gibi. Araba kara gömülmüş ya. Hayırlısı. İnşallah bir şey olmamıştır. Bir de bu şehrin üst tarafından muazzam görüntüsüne bakın bir de. Meksika'nın eşsiz güzellikleri. Ama felahin. Yaz başka güzel, kış başka güzel. Neyse işte demiş olduğum gibi Meksika adına inşallah hayırlısı olur. Karı gördünüz. Yani anlatmaya gerek yok, muazzamdı. 1 metrelik kar. Oynamışlardır da eğlenmişlerdir yaz ayında. Yaz ayında sıcakken, yani Meksika biliyorsunuz sıcak bir şehir, sıcak bir ülke yani. Hatta garip bir şeye yağmış. Guadalajara mı öyle bir şeyin bir şehire yağmış. Şimdi inşallah demiş olduğum gibi hayırlısı olur. Şimdi Meksika'da değil de şey yağmış, bir de demiş olduğum gibi Rize'ye yağmış, Kaçkar Dağı'na. İsterseniz bir de o haberimize göz atalım. Önden sonra spor haberlerimiz falan var. Enden sonra da bir tane teknoloji haberi yaptım. Başından beri teknoloji gidiyoruz da bari bir teknoloji daha yapayım dedim bu haberle ilgili yine. Gezeceğiz o zaman. Göreceğiz, yeneceğiz inşallah. Hadi bakalım. Sıradaki haber Rize'nin eşsiz güzellikleri. Daha doğrusu yine bir olay diyelim. Rize'de şaşırtan görüntü. Haziran'ın son gününde kar yağdı. Rize'nin Çamlışehir ilçesinde 3937 rakımlı Kaçkar Dağı'na Haziran ayında kar yağdı. Çamlıhemşehir'in ilçesindeki Kaçkar Dağları'nda Haziran ayının son günü yağan kar herkesi şaşırttı. Yağan karla birlikte dağın zirvesi beyazı büründü. Siz okuyun ya. Karlara tırmanırken yoğun kar yağışı nedeniyle geri dönen gruptaki Ercan kesti. Kaç karlara tırmanmaya çalıştık ama inanılmaz bir kar yağışı vardı. Avuzar yaylasından geri dönüş kararı aldık. Sağlıklı bir şekilde evlerimize dönüyoruz ifadelerini kullandı. Demiş olduğum gibi ülkemiz adına, başka ülkeler adına hep falan inşallah hayırlısı olur. Haziran ayında kar yağması falan da bir garip geliyor yani. Demiş olduğum gibi geçenlerde de rüyamda işte, rüyamda tabii ki rüya. Rüyamda işte görmüştüm şey, Uludağ'a gitmiştim. Uludağ'daki kar yalnız rüyayla biraz tersiye kaçıyor yalnız ya. Kar erimiş bir şekilde gördüm ama neyse işte. Geçelim artık. Diğer haberimize geçelim. Spor haberleri var. Fenerbahçe'de transfer gündemi. Spikerlerimi beğeniyor musunuz? Bu arada sağ aç köşede onaylar mısınız? Lütfen. Lütfen onaylayın. Tamam mı? Aşağı yorumlarda da göçürelim yine. Bu videoya 54 like bekliyorum. Sabur'dan Sakaryalılara selam olsun diyelim. İnşallah Sakar kalmayız. Hadi geç o zaman habere. Fenerbahçe'nin yeni transferleri idmana çıktı. Fenerbahçe 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun ilk antrenmanı bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu tesislerinde yapılan idmana milli takımlarında görev almayan kiralıktan dönen oyuncuların yanı sıra genç futbolcular da katıldı. Şu ısınma koordinasyonla başlayan antrenman iki grup halinde yapılan top kapma ve pas çalışmalarının ardından topla dayanıklılık bölümüyle sona erdi. Fenerbahçe'nin yeni transferi Murat Sağlam ve nasıl bir isimmiş ya, idmanda yer aldı. Saçlarım şekil önümden çekil. Helal olsun be. Koşturun Fenerbahçe aslanları, Kanaryalılar. Derviş Yusuf oyundan da yine çok güzel bir kanalı var. Dizi analizleri falan yapıyor ve aynı şekilde biz de kimse bilmez, Allah bilir. Analizlerine de başladık ve devam edeceğiz inşallah. Bugün yeni bölüm var. Salı günleri yapıyorum haber bültenimi aynı şekilde yine.
Salı günleri kesinleştirmeyi düşünüyorum. Her salı çekmeyi düşünüyorum. Fakat onun haricinde haftada birkaç kez daha yapacağım. Fakat günleri ne zaman olabilir bilmiyorum. Cuma, cumartesi gibi olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Hayırlısı olur inşallah. Demiş olduğum gibi her şeyin hayırlısı olsun. Derviş Yusuf Oyundan'ın kanalına da mutlaka ve mutlaka Savaş Köşe'de vereceğim. Oğlum birkaç kanal daha verebilirim yine. Yine Savaş Köşe'de izlemediyseniz izleyin. Huawei ile ilgili özellikle iki yeni haber hazırlamıştım. Onları da izlerseniz beni mesut edersiniz. İzlemediyseniz eğer hala. Neyse sıradaki haber demiş olduğum gibi Fenerbahçe'de spor gündemi, transfer gündemi. Yine spor haberi. Emre Belözoğlu'nun transferi gerçekleştirmiş resmen ve yeni transferler falan da bir önceki haberimizde gördünüz. Zevis yeni transferleri. Neyse hayırlısı olur inşallah Fenerbahçe adına. Evet şimdi o haberden sonra yine Beşiktaş'la ilgili bir transfer gündemi haberim var. Enden sonra da teknolojiyle noktalayacağız bültenimizi diyelim. Yorumlarınızı alayım. Emre Mor Belözoğlu tekrar Fenerbahçe'de. Video ile duyurulmuş, açıklanmış. Görmüş olduğunuz gibi. Dakika haberine göre Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun transfer ettiğini resmen duyurdu. Emre'nin dönüşü bir video ile açıklandı. Fenerbahçe'de yapılan açıklama şöyle. Kulübümüz Emre Belözoğlu ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu'nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksindeki imzasında sportif direktörümüz Damian Gomalli hazır bulundu. Belözoğlu kimdir? Emre Belözoğlu tabii ki bilmeyenler için okuyorum. Ben de bilmiyorum daha doğrusu. Neyse işte okuyalım. 7 Eylül 1980'de ne dedim ya? İstanbul'da doğdu. 2004 yılında Pelin açıkladı. Yaşayan en iyi 125 futbolcu listesi FIFA 100'de yer aldı. Son olarak Süper Lig ekiplerine Medipol İstanbul Başakşehir'de forma giymiştir efendim. Emre Belözoğlu tekrardan hoş geldin diyelim o zaman Fenerbahçe'ye, Kanarya'ya. Boştur Kanarya. İnşallah bir sefer de Fenerbahçe olur inşallah şampiyon. Önceki haber bülteninde demiştim zaten takım tutmadığımı falan ve ne uzun zamandır falan da spor takip etmediğimi sıkıca. Önceden takip ediyordum ama yine de yani tutmuyordum. Sevdiğim takımlar oluyordu. Yani Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun sevdiğim takımlardı. Fakat takım tutmuyordum demiş olduğum gibi. Yani son zamanlar içerisinde de biraz da soğudum. Bir topun beşinden deli gibi koşturuz ne de olsa yani. Biraz da ne bileyim biraz güzel, zevkli, eğlenceli tarafları olduğu gibi biraz da yorucu tarafları falan da var. Her bir şeyin eleştirilecek yanları olduğu gibi güzel yanlar da oluyor elbette ama. Demiş olduğum gibi işte. Evet sıradaki haber demiş olduğum gibi biraz daha düzgün bir şekilde okudum ha. Bundan emin olabilirsiniz. Bir şey neydi? Bir oyuncu. Yeni bir transfer varmış Beşiktaş'ta. Aylısı olur o zaman. Hoş geldin diyelim. Transferlerimizi okuyalım. Enden sonra teknoloji haberimizi okuyalım ve bitirelim. Lazio Beşiktaş'ın transferini duyurdu. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin aşağısında kalan yeni sezona teknik direktör değişikliği ile giren Beşiktaş'ta transfer dönemi maddi durumdan dolayı sessiz geçiriyor. Sessizlik uzun sürecek gibi durmuyor ve siyah beyazlılar için flash bir iddia İtalya'dan geldi. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar için İtalya'dan flash bir transfer iddiası geldi. Çizme'de tanınmış bir gazeteci olan ve Türkiye transfer piyasasında da tanınan bir isim olan Di Marzio, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusundan transferi için görüşmelere başladığını duyurdu. Di Marzio bu sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Sassuolo'da olan Kevin Prince Boateng için siyah beyazların görüşmeye başladığını ileri sürdü. Gidişi olan tecrübeli futbolcu son olarak Barcelona'da kiralık olarak forma giydi. Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Boateng sadece 4 maça çıkabildi. Bu maçlarda skora katkısı olmadı. Bezide siyah beyazlıların önceliği kana asıllı Alman futbolcuyu kiralamak olduğu kaydedildi. Gelcide golcü futbolcunun İtalya'daki Sassuolo kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yerinde daha önce Milan, Dortmund, Schalke, Tottenham gibi önemli takımların formasını giymiş 32 dişi olan futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro.
2019 yılının en iyi akıllı telefonu seçildi. Çin teknoloji devi Huawei, Huawei P30 Pro ile Avrupa Donanım Birliği ödüllerinden birincilikle döndü. Huawei açıklamasına göre Huawei P30 Pro Avrupa Donanım Birliği ödülleri 2019 European Hardware Absolution Awards 2019 en iyi akıllı telefon kategorisinde en üst sırada yer aldı. Ödül alması beklenen cihazlar Avrupa'nın önde gelen teknoloji yayınlarında yüzün üzerinde deneyimli editör tarafından incelendi, aday gösterildi ve ardından mevcut en iyi donanım için oy. Geçen yılki en iyi akıllı telefon ödülü Huawei P20 Pro'ya, 2019'daki en büyük ödül ise Huawei P30 Pro'ya verildi. Avrupa Donanım Birliği'nin görüşlerini de aktardığı açıklamada Huawei bir kez daha Avrupa Donanım Birliği'nin en iyi akıllı telefon ödülünü elde ettiği için çok mutluyuz, kendilerini kutlarız ifadelerini kullandı. Avrupa Donanım Birliği görüşlerinin de aktarıldığı açıklamada Huawei bir kez daha Avrupa Donanım Birliği'nin en iyi akıllı telefon ödüllerini elde ettiği için çok mutluyuz, kendilerini kutlarız ifadeleri kullanıldı. Ben bunu okumamış mıydım ya? Bir dizi yenilikçi özellik Huawei'in Sport Spectrum sensörü, optik süper zoom lensi ve yeni bir uçuş süresi TOF kamerası, gelişmiş optik ve al görüntü sabitleme teknolojisi sayesinde P30 Pro pek çok üst editörden tam puan aldı. Sayın seyirciler, bir haberimizin daha sonuna denk geliyoruz. Rus 5. bölüm bitiyor. Evet, neyle noktaladık? Yine Huawei ile noktaladık ya. Şu son haberlerimiz hep Huawei ile geçiyor. 5 haber bülteninin 3'ünde de bakın, 3'ünde de özellikle bir haberimde Huawei ile çok baskın tuttum. Ve bu haberimde de yine en iyi telefon seçildiğini şey yaptım, gösterdim, söylemiş oldum. En iyi telefon bence, neden mi? Şimdi bir telefon çıkartıyorlar, RAM'ini fazla veriyorlar, tamam RAM'ini fazla verdik diye o telefonu alak diyorlar, alıyorlar parasını verip, neyse işte. Ya PUBG üzerine üretilmiştir telefon, oyun üzerine üretilmiştir fakat falan, ama Huawei oyun telefonu üzerine zaten inşa etmiyor. Ama şu var ki, yani şöyle 12 GB'da kaldırılabilecek bir oyun piyasada yok. Sadece satın alınsın diye RAM'ini birazdan fazladan ekliyorlar. OnePlus olsun, şu bu olsun. Tabi bunların yanı sıra sorunları falan da olabiliyor ama Huawei gayet güzel bir telefon. Fakat yazılım konusunda da açıkladım ben bir diğer haberlerinde. Onları da okursanız, şey yaparsınız, okumadıysanız iyi olur, güzel olur demiş olduğum gibi. Peki neden mi Huawei P30 Pro? Çünkü oyunları gayet güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Kamerayla özellikle, kamerası çok güzel. Gayet güzel. Anlatmaya gerek yok. Eşsiz güzellikleri rahatlıkla çekebileceğiniz, selfinizi, fotoğrafınızı eşsiz güzellikle çekebileceğiniz bir eşsiz kamerası var demiş olduğum gibi. Bundan 5 sene önce bir şey telefon vardı. HTC yani HTC One M8 vardı. Ve ilk çift kamerayı o telefon mu üretmişti neydi, ondan sonra başladılar çift kamera, biraz ondan özentilik oldu falan, ama HTC Türkiye'de üretimi kesince öyle oldu. Diğer ülkelerde varken bizim ülkemizde maalesef satışı kesildi demiş olduğum gibi. Böyle çok fazla şey yoksa, parçası olmayan telefonu almanızı önermem. Mesela HTC'yi kesinlikle önerebilirim ama parçası olmadığı için falan önermem, o nedenden dolayı önermem yani. Yoksa şu anda dünyanın hala da en iyi telefonlarından diyebileceğimiz bir telefon, 5 sene öncesi telefonu hala da yani en iyi telefonlardan birisi diyebiliriz, onu diyelim. Ayrıca falan gelince işletim sistemi şu bu olsun, Huawei ile ilgili olsun, konuştum diğer önceki haberlerimde uzun uzun. Fazla uzatmaya gerek olduğunu bilmiyorum demiş olduğum gibi. 05 nerenin plakası hemşerim aşağı yorumlarda da ilk bilene demiş olduğum gibi, yeni aramıza yeni katılan tabii ki ona 10 hesapla abone olacağım veya like atarım demiş olduğum gibi efendim. Burada bültenimizi noktalıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. 1000 abone olma yolunuzda yine kanallar adına başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah hepimiz
Yoksa leşe geçeriz, hayallerimiz gerçek olur inşallah, değil mi? O zaman ne diyelim? Vaftım! Sen de bu heyecana takma katır. Spikerliğimi beğendiysen ankete katıl. Burada bitirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın. Bay bay.